Arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba. Çarşamba akşamı yapımlar genel olarak nasıl izlendiler şimdi sizle onun analiz bilgisini paylaşacağım. Öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Zaman içerisinde videolu analizleri izlerken benim jestlerimden, mimiklerimden, tepkilerimden o akşam analiz yaptığımdan ne kadar keyif aldığımı, almadığımı çok iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Şundan dolayı analiz yapmanın şöyle güzel bir tarafı var. Bir de kötü tarafı var arkadaşlar. Analiz yaptığınızda yapımlarla hızlı bir şekilde bir bağ kuruyorsunuz. Sanki o dizide oynayan oyuncu sizsiniz veya o dizide çalışan kişisiniz. E ve çünkü psikolojik olarak bu yapımı değerlendirirken o diziyle bir bağ kurmak zorundasınız. Ve ben her akşam neredeyse 4-5 yapımla bir bağ kuruyorum. Seyirci kafasıyla bağ kuruyorum sanki o yapımın içerisinde çalışıyormuşum gibi bir bağ kuruyorum ve zaman içerisinde şöyle bir şey oluyor arkadaşlar sanki o dizinin içerisinde olan biriyim ben ha bu psikolojik bir rahatsızlık filan değil yanlış anlaşılmasın bu sadece analiz yaparken bir duygu bağı oluşuyor ve kaybedildiği zaman veya çıktığı zaman veya düştüğü zaman, reytinglere yenildiği zaman beklediğin gibi gitmeyince üzülüyorsun. Aa, diyorsun ki keşke e, izlenmesi güzel gitseydi, iyi bir izlenme alsaydı. Çünkü dediğim gibi keyifle izliyorsun. Bir de artı analizini de yapıyorsun. E oradan da bir tat alıyorsun. Kötü gidince veya beklenen seyirci oranları da gelmeyince bu sende bir sıkıntı yapabiliyor. Ee, yani bu akşam da aynı o duyguyu yaşadım diyebilirim arkadaşlar. Şundan dolayı çok karma karışık bir akşamdı arkadaşlar. Yani hiç analiz yaparken keyif aldığımız söyleyemem. Birincisi şundan dolayı yapımların seyirci kitleleri birbirlerine çok yakın arkadaşlar. Ve yeni bir seyirci kitlesi gelip seyredeyim demiyor. Yani 4-5 tane yapım var ve kendi içlerinde seyirci paylaşıyorlar. Bu çok kötü bir durum arkadaşlar. Şu an kış sezonuna biz normalde girdik. Yani şu an bakıldığında en az 2-3 tane yapım 5-6 üstü reyting alması gerekiyor. 8-9-10 reyting alan şu an yapım olması lazım ama şu an çarşamba akşamı pek öyle bir durum yok. Yani e, <laughs> Pazartesi günü bu oluşmaya başladı, Salı oluşmaya başladı, Perşembe oluşmaya başladı, Cuma oluşmaya başladı, Cumartesi de da, tam oluşmadı arkadaşlar. Pazar da biraz oluştu gibi ama çarşamba neredeyse oluştu diyemem arkadaşlar. Çünkü çarşamba günleri ciddi anlamda hiç keyifli bir akşam değil çünkü yapımların aldıkları, hani yapımların aldıkları izlenmeler, seyirci gel gitleri yani kısaca toparlarsam umarım bir sonraki Çarşamba bu duyguyu yaşamam çünkü ben gerçek anlamda yapımların evet analiz yaparken zorlanıyorum çok seyirci gel gitleri olduğunda yüksek şerler reyting oranlarını hesaplarken beni ciddi yoruyor ama keyifli de bir anneniz oluyordu. Düşünsenize şu an bu akşam yapımların hani geneline baktığında hep 3 4 4,5 bandında gitmişler. Bir yapım yüksek oranda gitmiş ama genel olarak baktığında hep bu şekilde kendi içlerinde gel gitler yaşamış seyircisi. E şimdi sen gelip de bu akşamdan ne kadar keyif alacaksın ki? Ha ben almıyorum arkadaşlar. Ee, hemen e, kim nasıl izlendi ona da geçeyim. <laughs> Seven ne yapmazla başlayalım arkadaşlar. Seven ne yapmaz e, bu akşam erken bitmiş biraz ben. Dizi devam ediyor sanıyordum. Abi baktım dizide düşüş başladı. Cennetin Gözyaşları yayına girmiş. Cennetin Gözyaşları da şu an ortalama bir izlenme alıyor. O kadar kötü izlenme alıyor diyemem bir dizinin tekrar bölümünü ama ne Yapmazın da neden o kadar erken bittiğine de şaşırdım arkadaşlar. Cidden şaşırdım çünkü ben ne Yapmazın biraz daha böyle geç bitmesini bekliyordum yani demek ki atv yeni dizisini de tanıtmak istiyor oradan e, bu şekilde bir sonuç çıkıyor yani seven ne yapmaz bende son bölümden düşük gitti arkadaşlar e, belli aralıklarda Evet seven ne yapmaz yükseldi ama hani genel olarak baktığımda son bölüm bende daha iyiydi Çember dizisini söylemiştim arkadaşlar. Genel olarak açılışını güzel yaptı. Seyirci ilgisini e, bir polisiye dizisine göre e, güzel güzeldi. Seyirci ilgisini çekti. Türk malı dizisi var arkadaşlar şu an. Ortalama bir renit kalıyor bildiğiniz üzere. Türk malı da final yapıyor. Final yapan diziyle ne kadar eee söyleyebilirsiniz ki. Bir de Türk malında şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben çekileceğini duyduğumda da ya dedim Türk malı dizisini neden çekiyorlar? Yani bu diziye art niyetle falan yaklaşma değil. Hani gerçekten de çekilecek işler var tekrardan. Çekilmeyecek işler var arkadaşlar. Yani bunları bilmiyorum sektördekiler hangi gözle bakıyor veya ne bakış açısıyla değerlendiriyorlar. Ama Olan şeyi de e, kurcalamanın da bence bir anlamı yok. Sonu bu şekilde hüsran olup psikolojik çöküntüye de neden oluyor. Bunu oyuncusu, set çalışanları yaşıyor. Bence oyuncusuna, set çalışanına yazık. Tabi bence oyuncular da bu konuda dikkatli olması da gerekiyor arkadaşlar. Yani senaryoları veya aldıkları işin ortalama nasıl tutup tutmayacağını da iyi okumaları gerekiyor ki... Ona göre de o işin içerisine girsinler diyelim. Yani Türk Malı da e, o işlerden birisi arkadaşlar. E, genel olarak tek yani final bölümü pek iyi gidiyor diyemem. E, Meryem dizisiyle devam edelim arkadaşlar. Meryem dizisi e, genel olarak iyi izlendi. Seyirci ilgisini de genel olarak güzel çekiyor arkadaşlar. Ama Meryem evet ben de bu bölüm belli aralıklarda çok güzel yükseldi. Ama Meryem'de de bu bölüm biraz bir düşüş var arkadaşlar. Yani şer düşüşü var. Ben Meryem başladığından beri analizlerini yaptığımda yanılmadım. Bilmiyorum. Belki bu bölüm dediğim gibi seyirci gel gitleri çok olduğu için genel olarak bütün yapımların analizini yaparken yanılıyor da olabilirim. Bakın onu da söyleyeyim ama ben çıkan sonuca göre söylediğimde Meryem ee, son bölüm bende daha iyi gitti arkadaşlar. No 309 nasıl gitti onu söyleyeyim. Ee, arkadaşlar No 309 yine son bölümünde çektiği seyirci oranlarını çekti. Yine e, seven ne yapmaz Meryem, e, Çember e, ve e, Çember seven ne yapmaz. Bakın arkadaşlar o kadar dizilerin seyircisi bile birbirine yakınken toparlayamıyorum. Seven ne yapmaz. Meryem Çember. Ha seyirci gel gitleri yaşadı arkadaşlar bu diziler içerisinde. Yani No 309'da son bölümünde aldığı izlenme oranlarını aldı arkadaşlar. Show TV'de güldür güldür şovun tekrarı var seyirci ilgisini güzel çekiyor arkadaşlar. Yani yapımlar güldür güldür şova da seyirci gönderiyor. Yani genel olarak söylersem güldür güldür şov da şu an iyi gidiyor. Yani biraz karışık bir analiz videosu oldu değil mi? Yani cidden hani bunu bir iki dakikada şey olarak da söyleyebilirdim. Meryem son bölümünden düşük gidiyor. No 309 Son bölümünde aldığı oranları alıyor. Seven ne yapmaz son bölümünden düşük gidiyor. Çember yine genel olarak seyirci kitlesini topladı. Güzel başladı. C Cennet'in gözyaşları tekrar bölümü var. E, genel olarak tekrar bölümü güzel gidiyor. Türk Türkmalı e, final bölümü beklenen izlenme oranını almıyor diye bitirebilirdim. Çünkü neden az önce o şekilde anlattığımı videoyu detaylı olarak izlerseniz ne demek istediğimi çok çok güzel anlarsınız arkadaşlar. O bu videonun o şekilde uzun olduğuna da bakmayın derim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.